Herkese selamlar. Bir süredir koronavirüsle mücadele halindeyim. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü test sonucum pozitif çıktı ve e, ben de pazar günü duyurdum bu durumu. Çünkü kontraya e, kontra programı yapamayacaktık. Sonrasında çok arayan soran, sağolsunlar her mecradan arayan arkadaşlarımız, dostlarımız, sevdiklerimiz oldu. Ee, cevap veremediğim çok büyük bir çoğunluk var farkındayım. Beni affetsinler ama yetişmem mümkün olmadı. Ee, biraz kısaca durumdan bahsetmek istiyorum. Ki herkesin de biraz fikri olsun bu konuda. İlk başladığı günlerde test pozitif çıktığından sonra çok yorgunluk hissettim. İlk birkaç gün çok o ağrılı ve yorgun bir şekilde geçti. Açıkçası yatağa düştüğüm bir durum oldu. Ve bu yatağa düştüğüm durumda e, her gün bu hastalık her gün farklı bir etki yarattı bende. İlk gün çok ciddi bir yorgunluk oldu. ilk bir iki gün. Ee, sonrasında çok ciddi bir baş ağrısı oldu ama kafa tasımın her bir zerresinin ağrıdığı bir baş ağrısından bahsediyorum. Sonra e, kısmi olarak bel bacak ağrısına döndü bir sonraki gün. E, birkaç gün bunların hepsi kesildi. Çok hafif halsizlikle devam ettim. Sonra o da bitti. Halsizliği de atlattım. Her şey tamamen e, sona erdi diye düşünürken 2-3 e, gün çok düzgün bir şekilde devam etti. Sadece artık herhalde dedim karantina sürecinin bitmesini bekliyorum. Ama bu akşam e, tat ve koku alma işi sona erdi. Yani şey, tat ve koku kaybı yaşadım. Nasıl oldu? Bir kolonya sürdüm elime. Bir koklayayım dedim. E, hiç yakmadı. Allah Allah enteresan dedim. Peki biraz daha fazla sürdüm. Eyvah paniğe kapıldım o sırada. Dedim ki tat ve koku gitti herhalde. Hemen buzdolabını açtım. Süt aldım oradan. Sütü kokladım kokusu yok. İçtim tadı yok. Ağzımda çalkalıyorum tadı yok. Ee, al eyvah dedim. Gitti herhalde tatlı koku gerçekten. Sonra kahve kavanozunu açtım. İçine böyle burnumu soktum resmen. İlk bir an çok acayip bir illüzyon bu. Gördüğüm için kahve olduğunu bildiğim için ilk bir an koku alıyormuş gibi hissettim. Geri geldim. Birkaç dakika bekledikten sonra bir daha denedim. Hiçbir şekilde koku yoktu. Ee, bir iki bir çay kaşığıyla ağzıma da dağıttım kahveyi. Şöyle bir duygu oluyor. Hiçbir şekilde ya ağzında böyle ne derler kekremsi mi derler öyle bir acı bir şey var ağzında ama ne olduğunu bilmiyorsun. E, hiçbir tadı yok. Kahvenin tadını bilmiyorsun. Çok garip bir durum. Yani su içmekle e, süt içmek arasında hiçbir fark yok tat olarak. Sadece birinin daha yoğun olduğunu hissedebiliyorsun. Mesela elma herkes için e, daha çok tadı olan ve kokusu olan bir şeyken benim için daha çok görsel ve işitsel bir durum şu an elma kavramı. Çünkü görüyorum ve e, onu yerken sadece onun o işte kıtır kıtır olması e, sesini duyabiliyorum o kadar. Onun haricinde koku ve tat kısmı çok acayip. Yer yer sinir bozucu e, ama daha kötü bir şekilde atlatılabilirdi. Testin negatife çıkmasını engellemediğini öğrendim bu konunun tat ve koku kaybı yani devam edebilir ama testiniz negatif çıkabilir karantina sonucunda böyle örnekler çok fazla var bakalım karantina sürecini tamamlayıp testin negatif çıkmasını bekliyorum. Şimdilik durumla ilgili bunu anlatabilirim ama yine sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Cevap veremediğim, aramalarına dönemediğim, aramalarını açamadığım herkesten çok özür diliyorum. Tekrar tekrar ama yetişmem hiç mümkün değil gerçekten. Ama hepinize cevap vermeye çalışacağım. Hepinize çok teşekkür ederim bu süreçte yanımda olduğunuz için. Yine sizlere aydınlatmaya devam edeceğim. Ve en kısa sürede de kontrada görüşmek üzere. Hoşçakalın.